Çünkü o zamanki haberlerinizde sanki bir şeriat istiyorsunuz gibi bir algı vardı. Her yani gerçekten zaman, her zaman var, şimdi de var. Şimdi var. Ondan hiç vazgeçmedik tabii. Peki. 1923'ten itibaren Türkiye'de demokratik, laik ve tamamen milletin fıtratına ters, yanlış bir idare tatbik ediliyor. Evet. Bu idarenin ortadan kalkması lazım. Bu milletin özü, bu milletin hamuru şeriatla yoğrulmuştur, İslam'la yoğrulmuştur. Biz bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün şeriatı memlekete getireceğiz. Bunun hiç çaresi yok. Yani böyle bir şey inanıyor musunuz hocam? Aa, inanıyorsunuz. Ben buna iman etmişim. Şimdi yani ülkenin yapısına baktığınız zaman her farklı ülkede farklı inançlara mensup insanlar var. Ama Türkiye'nin genelinde böyle şeriatın geleceğine inanmak biraz abartılı olmuyor mu? Umumun yani farklı inançların garantisi şeriattır. Yani farklı inançları yaşamanın garantisi ahkam-ı İslamiye'dir. Bunun tatbikatı vardır. Evvela nüvede Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin etrafına bakıyoruz. Menfi milliyetçiliği, kavmiyetçiliği kaldırmış. Bilal Habeşi var, Süheyb-i Rumi var. Ondan sonra yani her kavimden Efendimizin etrafında, her ırktan, her şeyden insanlar var. Oradan başlamış bu tarafa. Irkçılığı kaldırıyor İslam. Yani bir insana Allah'a kulluğu esas alıyor İslam. Irkçılığını esas almıyor. Yani şeriatı istemek demek bu memlekette herkes inandığı şeyi rahatça yaşasın demektir. Yoksa şeylerinin, din düşmanlarının, menfi düşünmek isteyen veya yanlış telkin etmek isteyen adamların dediği gibi şeriat geldi, Müslümanların dışındakilerin hepsi yok. Öyle bir şey var mı? 600 sene Osmanlı yaşadı. Ondan evvel 300 sene Selçuklu yaşadı. Ondan sonra 500 sene Abbasi yaşadı. 150 sene Emevi yaşadı. Hangi devirde vardır? İslam'ın tatbikatında, hayat tatbikatında umumi menfaate aykırı hareket etmemek, terör çıkmamak, anarşi çıkarmamak, insanların huzurunu bozmamak şartıyla herkes inancında şahane hürriyet sahibidir. Şahane yaşar.